Arkadaşlar, panellerin birbirine bağlanması ve invertöre bağlanması, sonlandırması işi. Şimdi konnektör. Bu da gözüküyor. Artı. Bu da artı ucu. Şimdi eksi ucu. Şimdi şunu anlatayım. Bir dakika. Şimdi şu kaplolar. Şurada siyah kaplo, kırmızı kaplo. Bunlar invertörden, şimdi alabilir miyim? İnvertörden gelen kaplolar. Bakın şurada bir 2'nin 1'i diye numarayı görebiliyor muyuz? Tam gözükmüyor. Bir de kırmızıya bakalım. 2'nin 1'i ikinci invertörden gelmiş. İkinci invertör artı kablosu birinci serisi. İkinci invertörün birinci serisi. Bu da eksi kablosu. Şimdi panellerimiz sehpada 40 tane demiştim. 20 serili şekilde seriydi. İlk serimizi bağlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hacı Pekcan'ın şefimiz işe başladı. İnvertörün artısıyla ilk panelin eksi konnektörünü birbirine taktı. Onu da araya yerleştiriyor şu anda. Çok kaplı olduğu için biraz karışık gözüküyor ama işin içine girince çok da zor olmadığını göreceğiz. Şimdi düzene binmiştir. Evet, düzene bindi. Birinci paneli ikinci panele bağlıyor. İlk bağlama yaptıktan sonra zaten bir artı bir eksi var. Artı invertör kablosuna girdikten sonra eksi kalıyor. Bunun eksisini diğer panelin artısıyla birleştiriyor. Bu şekilde gideceğiz. Çıt sesini evet. Duyacağız. Burada. Evet, takarken çıt sesi duyulması gerekiyor. Konnektörlerin birbirine tam olarak oturduğunu ifade ediyorum ses. Evet, onu da yerleştirdi. Düzenini sağlıyor. İkinci, üçüncüye bağlıyor. Çit sesini duyarım buradan. Evet. Arasını o şekilde geçirdikten sonra biraz da kabloları düzenliyor. Gördüğünüz gibi güzel bir şekil oluşuyor. Şimdi haçlı şefimizi bağlarken şöyle kısaca sehpayı göstereyim. Sehpanın başlangıcı burası. Bitişi de ileriden çok gözükmüyor şu anda da ileride bir yerde. Şurada bir yerde. Bu sehpada 40 panel var. 26'da 20 üstte. 2 seri demiştik. Üste 10 panel. Ondan sonra alttaki 10 panelle seri halde bağlanıyor. Birinci panelimiz bu zaten. 2, 3 diye devam ediyoruz. Geliyoruz, geliyoruz. Daha önceden işaret koyduk. Bu serimiz şurada bir yazımız var. 2'nin 2'si diye. Evet, bu ikinci serinin ikinci invertörün ikinci serisi olduğu anlamına geliyor. En baştan birinci seriydi. Birinci serinin 10. paneli sonra ikinci seriye başlıyor. Bu 10. paneli bir alttaki 11. panelle birleştiriyoruz. Yani serinin başlangıcı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 altta 12 13 14 15 diye başa gidiyoruz. Birinci seri tamamlanıyor. İkinci serinin birinci paneli burada gidiyor 10 tane, diğer 10'u da altta ediyor 20 tane. Buradan bağlanıyor, alttan dönüyor, tekrar bağlanarak gelip burada sonlanıyor. Buradaki invertör artı eksi uçlarına bağlanarak işlemi tamamlanmış oluyor. Şu anda bağlantımız devam ediyor. Evet, şimdi ilk serinin 10. panelini bağlıyor. 9'u 10'a bağlıyor şu anda. Evet, tık sesi geldi.
düzenlemesini yaptık. Şimdi 11. panelimiz alttaki panel. Yani direkt devam etmiyoruz. Alttaki panelle geçirip bağlıyoruz. Ondan sonra sağ tarafa doğru tekrar başa kadar birbirine montajlıyoruz. Şu anda panellerimiz seri bağlanıyor. 20 tane panelimiz. 260 wattlık panel. Yazısına bakalım. Panelin bir özelliğine bakalım. Ayrıca bakacağız gerçi bunlara da. Kamera tam ayrıntıyı gösteremiyor. 260 watt. 37 volt. 9.27 amper. Panelin ağırlığı 18.5 kilogram. Evet, bağlamaya devam ediyoruz. Evet, son panelimizi bağlıyoruz şu anda. 19. paneli, 20. panele bağlıyoruz. Kablosunu düzenliyoruz. Panelde invertörün art ucuna bağlayarak bu seriyi bitirmiş oluyoruz. İlk önce yukarıda eksi bağladık, altta artı bağladık. Bunun bir sırası yok, önemi yok. Artıyla başlayabilirsiniz, eksiyle başlayabilirsiniz. Çok da önemli bir şey değil. Şu anda güneş olduğu için paneller elektrik üretiyor. Bu elektriği İkinci invertörün birinci serisi, ikinci invertöre göndermiş olduk. Yalnız invertörümüz çalışmıyor. Köşede duruyor şu anda. İnvertörün bir ayar yapılması lazım. Bilgisayardan program yüklenmesi lazım. O yüzden çalışmıyor. Bu bittikten sonra bir işimiz daha kalıyor. Ufak bir işimiz. Klips atmak. Şu anda elimizde olmadığı için atmıyoruz. Kalabalık kısımlara birer tane klips atıyoruz. Yani daha da aralara ikişer veya üçer tane, hem içindeki invertör kabloları ileride dökülmesin, hem de şu panel kabloları bozulmasın diye klipsliyoruz bu aşıkları. Bunlar aşık deniyor. Bu şekilde işimizi bitirmiş oluyoruz. Bizden bu kadar. Videolarımız devam edecek. Her konuda videomuz olacak. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler.